Hele bu tatlılığa bak ya. Tatlılığa bir bak. Artık lan bu. Neyin kafasını yaşıyorsun ha? Neyin kafasını? Sana simcan mı bu yumurtayı? Sana simcan mı? Bombiş. Benim dadaş pisiyim doymuş mu? Doydun mu pisicim benim ha? Pat diye yazsın, pat diyecek. Az daha ye, pat diye yazsın. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ya, kümesi indim de buz donmuş ortalık. Dün video atamadık maalesef. Bugün atacağım, hani buraya bak bak. Buradaki değişime bakar mısın? Güneşin vurduğu kısım ve vurmadığı kısım. Tatlı suyla tuzlu suyun karışmaması gibi bir şey olmuş o. Bir şeyler işte, anlamadım ben. Şu arkaya da ben hemen bakacağım ki. Geçen topladığımız yumurtalar yine yumurta salmış mı bizim kerata? Yoksa konfor alanı bozuldu mu? Şimdilik bir şey yok ama içine girmiş. Yumurta görünmüyor ama bir oyuk var orada. Yoksa tavuk kaçtı cetti mi? İnşallah vazgeçmiş usta olabilir de umarım geçmiştir. Ya da geçmemiştir. Başka yere şimdi yumurta salar. Biri de yorum düşmüş. Çok mantıklı bir cümle geldi bana. Kardeş demiş, senin kümesin etrafında çok vardır bu şekilde. Doğru söylüyorsunuz, vardır. Dışarı çıkan tavuk sayısı biraz fazla çünkü. Şimdi hayvanları dışarı çıkartayım, izleyin. Bayağı bir var yani. Tavuk dışarı çıkan da 4-5 tane var yine. Yani kümese gelip yumurta salmayıp geri dönüp sağda solda dipte köşede kendilerine zula oluşturuyor olabilirler. Şimdi bazen böyle denk gelmiş de bize. Normalde onlar yani köpek yer, fare taşır. Nasibimiz de varmış da bulduk, yoksa tehlikeli bir kısım aslında. Korun dışında olan her yer tehlikeli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Üşüdünüz mü? Hava çok soğuk bugün ya. Ha, kar yağmadı. Kar yağışını bekleyen arkadaşlar, kar halen daha yağmadı bizim buraya. O konuda biraz müzdarip arkadaşlar var. Tataş oran alsın Erzurum. Ben şeylere diyorum bazen, bazı arkadaşlar anlayamıyor dediğim cümleyi. Erzurum'un Antalya'sı diyorum. İdrak edemiyorlar bazen. Burada bazı arkadaşlar soruyor, buranın nasıl bir iklim var? Erzurum'un Antalya'sı uzunlara. Neden öyle bir benzetme yapıyorum? Çünkü Erzurum'un bence en sıcak ilçesi Uzundere arkadaşlar. O konuda yani. Alfa, günaydın Alfa'm. Her sabah böyle bir önce bir kümesinin etrafında bir gezeriz. Hayvanlara bir bakarız arkadaşlar. İşte mandalin. Şöyle bir göz gezdireyim. Kim var, kim yok. Hatta dışarı atlayan tavuk nerede? Ona da bir bakalım, bulabilirsek tabi. Yoksa kayboldu mu? Neredesin? Hah, burada. Tamam, şeyi buldum. Arkaya gidip yumurta salan tavuğu bulduk burada. Hanımefendi buradan yine alttan geliyor. Oğlum seni kanattan kestim ya ben la kızım. Ha, yanık. Yanık, bunun kanatlarını kesmedik mi biz? Kestik, o beni görünce kaçıyor zaten, fark ettiler. Da bu şimdi bu tarafta yumurta salacak yer bulmasın. İnşallah bulmaz. Şimdi bir de öbürünü bulalım. Bu tamam, bir de öbür beyaz vardı bizim bir tane. Güzel. Ha, aslanım benim. Kaba sakal da burada. Gitgide de sakallar büyüyor bunun. O beyazı bulamadım. Hadi çalışmaya başlayalım. Tavşanların işi var. Tavşanları doyuracağız. Artık hava soğudu, ot yok, bir şey yok. Bakalım ne olacak sonumuz. Burada öbür beyazda dışarı çıkan tavuklara baktım ki nasılsınızlar, ne yapıyorlar falan. Evet. Ya ne oldu? Kadife'ye soran arkadaşlar var. Kadife nerede? Kadife. Kadife'm de burada bak. Kadife, sen özlenmişler kız. Kadife. Kadife.
Kadife. Kadife benim, kadife. Maşallah. İşte üst akıl. Dantel. Hayırdır siz oğul? Kapatalım, kafesleri açalım hızlıca. Soğuk soğuk. Satayım mı lan sizi? Arkadaşlar aslında sassam ne olur bunlar ya? Ha sassam olur. Kar yağmaz da ama karın yağmasını istiyorum. Kar çünkü tavuklara zarar vermez, fayda sağlar. Kar bakterilerin pisliğin temizlendiği zamandır. Hayvanlar karın içinde gezerken, onunla oynarken falan iyi geliyor. Çamurdansa kar daha iyi arkadaşlar. Bu işte tamam. Şimdi tavşanların karnını doyuralım. Nasıl doyuracağız? Ot da yok. Kuru ot var mı şurada? Birazcık varmış. Ha, çok yok. Kuru, kuru otu da yer mi der ki ya? Yem mi versek çocuğum? Yem verelim. Ulan cüceler sizin yeminiz var ya. Yiyin işte orada. Babam size vermiş ya. Al. Al. Hele bu ufaklığa. Hele gıcıklık ha. Gıcık. Afiyet olsun. Bunlar biraz şey ya, yemle işleri yok. Halbuki bu yemden daha iyisini mi buluyorsun? Şşşt, dışarı çık, içeri gir. Şey, babamızdan doldurmak ya. Büyükler azıcık. Büyüklere. Büyük, aynen büyüklere verdim birazcık. Sürüye de vereceğim de, neyse. Bir kova doldurdum zaten. Oh, bugün soğuk ya. Bir kendimi şey hissediyorum, ne hoş böyle. Karın böyle buzun ortasına yatıp uyuyasım geliyor. Soğukta insanın uykusu gelmedi ya. Bir anda böyle bir ters tepti bana ya arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Dini tat dili dini nah. Tavşanınız varsa önce bir elinizle yem yedireceksiniz. Alışsınlar. Ama çok dikkat edin. Kıtlayabilirler, kıtlarsa da kanatırlar. Al. İşte, maviş kral al. Aferin bu kızım oğlum, aferin. Maviş kral akıllı. Bana zarar vermiyor. Maviş. Kralım al. Seviyorum sizi, seviyorum. Seviyorum sizi.
gezeni. Ponimin dinle çocuğunu. Pone merhaba de. Kıcı merhaba de. Evet arkadaşlar. Bugün poniyle devam etmiyoruz. Ponimi bırakacağım şimdi. Sıfatan öyle. Sıfatan. Şifatı içerim ponim senin. Şifatı içerim senin. Şifatı içerim. Şifatı içerim. Hala çontikliyor bu. Hala çontik. Çontikliyor. Tamam hadi. Sabah yemleme işini de hallettik. Sürünün bütün bölümü gelmedi tabi. Ah, yine tır mı geçiyor? Büyük bir kısım sürünün yine öbür taraflarda. Bugün dedim toplarım, hepsini de toplayamadım. Ne zaman toplarız biliyor musunuz mu? Tam böyle bir kış gelsin. Hayvanlar şimdi orada halen de otlanıyorlar. Buluyorlar bir şeyler yemek için. O yüzden yem atınca çok fazla gelen yok. Bayağı da uğraştım. Çok yaydım yemi. Yok. Çıt yok. Bayağıdır kekliklerin yanına hiç uğramıyorum. Bir uğrayalım dedim. Bir de küçük de anlatayım size bir şeyler. Bazı arkadaşlar keklik beslemek istiyor çünkü. O konuda da biraz bilgi vermem gerek sizlere arkadaşlar. Hamdolsun bizde bir 22 tane keklik var. Çok güzeller yani, keklik bakmanızı öneririm. Ama nasıl bakacaksınız? Ondan bahsedeceğiz biraz. Çok güneş vurur ya. Bakın maşallah maşallah, geçen yıl çoğusunu böyle yumurtadan çıkartıp büyüttük hatırlarsanız. Arkadaşlar öncelikle eğer sizler de keklik bakmak istiyorsanız, ister evinizde ister dışarıda bahçede hiç fark etmez. Bunlara bakabilmeniz için izne ihtiyacınız var. İznini de Tarım Bakanlıklarına, Orman Bakanlığı'na, şu yabani kısımlara bakan kısımlardan alacaksınız. Bu izni almanız için öncelikle izin alabilmeniz için faturalı olması lazım hayvanların. Faturalarını alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Forum var internette. İnternette de var bu forumlardan. Bu yabani hayvanları besleyebilmeniz için. O formu dolduruyorsunuz, gidiyorsunuz Orman Bakanlığı'na. O formu bilezik numaralarıyla birlikte iletiyorsunuz. Ondan sonra yıl bazında, şu an 2024'de girmedik. Belki girdikten sonra değişebilir kurallar. Şu an 100 taneye kadar ben keklik bakabiliyorum. İznim doğrultusunda arkadaşlar. Hani ben senin sıfatın yerim. Hele bu tatlılığa bak ya. Tatlılığa bir bak. Çok tatlısınız. Kış gelince biraz da tüylendiler. Küllü çok güzel oldular ya. Lan keklik. Renk tonlamalar falan çok tatlı ya. İnşallah kışı çok sağlam atlatırlar burada. Hava çünkü bayağı soğuk ama bunlara bir şey yapacağım. Şu yandan olmazsa orayı bir kapatalım biz ya. He? Bugün hatta onu da mı yapsak? Şu yan tarafı biraz kapatalım. Oradan aslında güneş vuruyor, güneşleniyorlar falan ama rüzgar da esiyor muhtemelen. Hele geceleri. Bu taraf yine kapalı sayılır ama o taraf çok açık. Bura izocamlı falan. Burası gayet iyi de. Yine de kıyamıyorum ki ben size. Böyle birkaçını tutup mıncıklayasım geliyor da keklik öyle basit hayvan değil. Böyle yakalayıp mıncıklamak isteyince kendine zarar verebiliyor. O yüzden tutmak istemiyorum. Uzaktan seveceğiz onları. Onların görüntüleri, sesleri yeter bize. Sadece onları dinlerken bile mutlu oluyorum ki ben. Hadi östenize azıcık ya. Azıcık ötün dinleyeyim lan. Hadi. Yazın daha çok ötüyorlar ama. Bu yıl inşallah kurt düşerseniz. Kurt düşmelerini çok istiyorum bu sene. Eğer düşerseler güzel güzel, belki kurt düşer, civciv çıkartırsalar mınık mınık civcivlerini görürüz. Biraz zor da. Yani ziraat kekliği olduğu için bunlar biraz zor arkadaşlar. Belli de olmaz. Koskoca alan oluşturduk size. Kopamıyorum. Bırakamıyorum ki sizi. İzlemesi gerçekten çok güzel. Lan Tafik.
Ya bu hayvanları izlemesi bile çok zevkli. Anlıyorum, kekik hastaları var bazı yerlerde. Yorumları da görüyorum. Bayağı bildiğiniz izlemesi bile insan vazgeçemiyor. Değişik bir huzur veriyor hayvana. Rengiyle, sesiyle, tavırlarıyla falan. Bir de burayı biraz şey görenler var. Ya öyle yorumlar alıyorum ki bazen, o hayvanlar orada bakılır mı, oradan çıkarsan onlar yabani değil mi, yok falan falan falan. Sakin arkadaşlar, sakin. Bir açıklayayım. Ana. Bir. Zaten izinliyiz, tamam mı? Gelip zaten bakanlıktan da kontrol ettiler burayı. İki. Size de öğrettim nasıl izin alacağınızı. Biraz süreç devam ediyor tabii. Faturaları veriyorsunuz, kağıtları veriyorsunuz. Bir 15 gün falan sürüyor, sonra size bir e-posta geliyor. Sonra oradan bir ekip geliyor. Siz gelip hayvanların yerine bakıyorlar. Nerede bakıyorsunuz falan. Bunlar çünkü çiftlik hayvanı. Ondan sonra da işlerine bakıyorlar. Şu an bu hayvanlar mesela arsa bile, yumurtlayıp çıkarsak bile sadece haber vermem yetiyor. Gidip orman tanımına diyeceğim, benim hayvan sayım bu kadar oldu. 100 taneden yukarısına izin verilmiyor. Şu an benim için sadece 100 adet üretim yapabiliyorum ve 100 adet besleyebiliyorum. Bu da bana yeter. Zaten 20 tane var. Sizler de almak isterseniz o şekilde alabilirsiniz. Bunların buraya, bunlara, bura cennet, cennet arkadaşlar. Bura şu an kekliklerimiz için ciddi söylüyorum cennet. Bir de behçileri var. Oh! Sabahtan akşama kadar nöbet tutuyor burada. Kekliklerin başında belki bir yerden çıkarlar diye. Yoksa bulamayacakları yer. Bunlar çiftlikte de nasıl besleniyor hiç gördünüz mü? Çuncacık, daracık kafeslerin içinde hareket etme kabiliyetleri bile yok. Ama burada öyle miler? Burada doğal bir ortam oluşturmuşuz. Taşları var, merdivenleri var, yuvaları var, bir sürü. Ama şurayı bir kapatmamız lazım. Üşürler. Şimdi ben burada belli bir kısma kadar bence saç yapalım. Ön taraf zaten açık kalacak. Sol taraftan ama komple de kapatmayalım. Rüzgarı biraz keselim. Sabahları da güneş vurunca içeriye ısıtması için en mantıklısı saç arkadaşlar. Bir dedim laylon koyayım. Sera laylon da mantıklı da yine daha iyi olur gibi saç. Kolay işime geldi şu an. Laylonu bulamadım. Oraya bir yerleştirelim. Kekiklerimizin bir keyfi yerine gelsin ya. Böyle bir şey işte. Sarmadı beni. Sarmadı. Çok tipsiz durdu saç ya. Branda buldum da. Bahem olur mu? Branda olur ya. Olur olur. Branda niye olmasın? Yok, bu da olmaz. Bu da güneşi kesiyor. Beyaz geri yansıdı, içeri ısıtmaz. Sabahlar çünkü buradan bayağı bir güneş alıyor. Kaç saat alıyor, güneşten mahrum kalmayan istemiyor. Bunu hem şeye kullanırız. Pony'nin kümesinin üstüne yapılacak ya. Belki buraya kullanabiliriz. Sen nereye gidersin? Sen nereye gidersin ha? Sen nereye gidersin ha? Cevap sen. Sen bence yapamsın şimdi. Sakin seni. Arkadaşlar cidden yardımınıza ihtiyacımız var. Ben buraya ne koyacağımı bir türlü bulamadım. Hem hayvanların güneşi kesilsin istemiyorum. Sera laylonu koyacağım. Ama o da güneşi kesecek. Yani o güneş ışınlarının hayvanlara verdiği faydayı biliyorsunuz.
hem soğuğu kesmeliyiz, yani rüzgar akımının içeri doğru giren kesmeliyiz, hem de hayvanları güneşten de mahrum bırakmamalıyız. Bunun için nasıl bir şey yapacağım çözemedim. Bir aklıma şey geldi, fikir olarak şu öbür tarafa yaptığım gibi mi yapsam acaba, azıcık oraya çalı falan doldurabilirim böyle kesip güzelce. O zaman aralardan biraz rüzgarı keseriz, güneş de geçer, sonuçta doğal bir görüntü de olur. Ama halen kestiremedim. Şu orta kısmı da açık bırakırız şurayı, alt tarafı komple doldururum, rüzgar vurmaz. Bu konuda yorum alayım sizden. Ne yapabiliriz buraya? Sera laylonu mu çekeyim yoksa ya? İşte o da güneşten mahrum bırakacak. Başka da bir şey yok içeceği yok. Evet, bayağı oldu. 3-5 günde bir size gösteriyorum. Son gelişmelerden de bahsetmek istiyorum. Dadaşkovlar her diğerine durumdalar. Arkadaşlar, dadaşkovlar düzeldi. Bayağı bir düzeldi. Şunun rengi çok iyiydi. Biraz yine gözünde bir sıkıntı var da. İnşallah daha da toparlayacak. En azından buraya kadar geldi yaşayarak. Öbürler de böyle. Hediyeler orada. Hediye cücükler büyüyor. Karşı sürü için. Dadaşkovlar da büyüyor. 3 tane de orada var. Bir tane burada var. Şu tarafta var mı? Yok. İnşallah iyi olur. En kötü durumda bu. En güzeli de bu. Zaten hep en güzeller gidiyor ya. Aynen. En güzelinin sıkıntısı var şu. Ve size bir de diyeceklerimiz var. Şimdi asil kümesimize gidiyoruz. Ve asil kümesimizde anlatacaklarımı iyi dinleyin. Arkadaşlar, biliyorsunuz asil sürümüzde çok iyi bir horozdu. Yani herkes öyle diyor, bir şeyler. Ama geçen gün bir buraya böyle bu işten anlayan, iyi anlayan adamlar geldi. Birileri geldi, ziyaretçilerimiz vardı. Horozu gösterdik, incelediler, tuttular, yakaladılar. Şimdi biz de sizlerle tekrardan yakalayıp inceleyeceğiz. Şu horozcuk meselesini iyice bir artık şey almamız lazım. Ciddiye ve gerçekçi olmamız gerek. Ona göre, çünkü ben burayı dizeceğim. Damızlık olarak kullanamayacağım bir horozsa. Ya bir sus lan bu. Sus la. Artistlik yapma bana. Bak gıttı yap seni. Gıttı yiyeyim ben seni. Bak yoklaşam, öpeyim, öpeyim. Hele herif. Herif gibi biri. Bak bak. Var mı lan bana yan bakan? Aslanım benim. Aslanım. Aslanım benim. Aslanım benim. Kebap çek. Kebap çek. Horoz, horoz. Horoz dedim mi bu? Horoz dedim mi bu? Horoz dedim mi Rambo? Rambo horozun dibidir, dibi. Rambo. Rambo. Aslanım Rambo. Rambo. Rambo, Rambo, Rambo. Rambo ne kadar? Rambo. Alo. Korkudan altına mı kaçırdın Rambo? Ha? O korktu. Altına mı kaçırdın sen? Yalaklar ne yapacaksın? Acı bu ne yere ufacık kafan var senin. Leblebi kadın kafası var ya. Seviyorum işte. Tamam git. Bak 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 şimdi bak. Bir de heriflenmiyorum. Aklımı yitireceğim ya. Herif ya, herif. Neyse. Gelelim gerçekçiliğe. Bizim artist burada. Şu an Feri ile birlikte eşiniyor arkadaşlar. Kar yağdı, bayağı birbirlerine alıştılar. Hem oradan sabahları güneş vurduğu için güneşleniyorlar. Hem de akşama dek orada takılıyorlar. Gün içerisinde tabii yemlenmeye de çıkıyorlar. Şimdi artisti yakalayacağım. Birlikte tekrar inceleyeceğiz. Artistin iyi bir horoz olmadığını, damızlık olmadığını söylediler. Ben anlamıyorum. Babam anlıyor. Babam da aynı fikirdeydi. Bayağıdır sizler işte sürekli bir şeyler deyince babamın da kafası karıştı. İlk başta babam dedi ki bundan yani horoz olmaz. Çok şey değil falan. Ama işte emin değiliz. Ama çok fazla yorum geldi işte. Ben çözemedim. Hiçbirimiz çözemedik gerçi bu durumu. Çok ikileme düştük ya. Tamam bak, ballının nesli olabilir, ona bir şey demiyorum. Ballıdan kalma bir nesil olabilir. Ama saf olmayabilir, kırma olabilir. Ya da genetiğinde bozukluk olabilir. Ne bileyim yani, çok etken var arkadaşlar. Ben bunu çözemedim, sizlerden de yardım istedim. Ve ikileme düştük. İki parça düşünceye sahip arkadaşlar ortaya çıktı. Kimi çok iyi bir kan derken, nadir bulunan bir ırk derken, kimi dadaş onu çıkart, ondan hiçbir şey olmaz diyor. Ben çözemedim abi. İnşallah birlikte çözebiliriz. Önce artisti yakalamalıyım. Sakin hareket edeceğim. Artist. Artist bana taraf döndü. Baba artist. Artist.
Kızım oğlum. Artist. 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 Şimdi bir gumum gumum bir silçeleyek, artık çok kumlanmışsın. Her yerin gum olmuş artistin. Heh dur. Şöyle bir bakın. Bak iyi bakın ama. Bir daha da göstermeyeceğim çünkü herhalde satacak gibiyiz arkadaşlar. Sizlerden bu konuda yardım istiyorum. Kafasına bakın. İyi bakın, birlikte inceleyelim, dur. Bu kafa biraz sert bir horoz, yani kıtlaya da biliyor. Gözler, şöyle dönelim. Elimi yaklaştırmıyorum çünkü kıtlıyor. Evet. Şimdi kanadını açak bir bakın. Ben anlamam, kanadından anlaşılmıyor herhalde da. Sen kanattan anlaşılır mı? En iyisi mahmuzları. Ayaklara bakın. Abi şu parmağın uzunluğuna bak. Koskoca parmakları var ya. Mahmuz şurada az bir şey var. Çok yok. Böyle. Pençeler. Daha iyi inceleyemezdim herhalde. Şöyle güzelce inceliyoruz sizlerle. Siz ne derseniz o. Kuyruk yapısı, sırt yapısı. Şöyle bakın. Bu kırma mı? Orijinal mı? Ballının olabilir ama. Kırma mı orijinal mı, onu çözmemiz lazım arkadaşlar. Madem ki. Kırma mı orijinal mı? Şöyle bir tutayım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Her açıdan baktınız herhalde arkadaşlar. Yani. Bunu biz satmayız. Neyin kafasını yaşıyorsun ha? Neyin kafasını yaşıyorsun oğlum? La ilahe illallah. Cessene şurada. Sen dolan dolan ya. Herhalde arkadaşlar bu gidişle satacağız bunu. Babam dedi ki bunu çıkartalım. Ben dedim ki biraz daha dursun, arkadaşlara bir soralım. Bu ikilemden çıkmalıyız arkadaşlar. Bakın yakından incelediniz. Tekrar güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu hayvanı yoksa satacağım. Mecbur satacağız çünkü burada eğer bir asil kümesi yapacaksam hepsi orijinal kan olması lazım. İyi bir ırk getirelim. YouTube'da da bazı arkadaşlar var, onlara bir şekilde ulaşabiliriz. Önce bir horoz konusunda bir hemfikir olalım çünkü bunu çiftleştirerek alttan alacağımız hayvanlar asil cinsine uygun veya da gerçeğe uygun bir ırk cins olmazsa bir şeye yaramaz. Bir sürü bu boşuna emek vermiş oluruz. Evet. Böyle bir şey işte. Abi bilmiyorum ya. Herhalde satacağız. Seni satacağız oğlum. Hayvan isteyenler de var. Satın almak isteyenler de var. O konuda da yani çok da sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sürüden hızlıca çıkartabiliriz bu asili. Artisti pardon. Artist. Ama yine de son kez alayım. Parmaklara bak. Parmaklar çok uzun. De yani bir ev. Çözemedim, ben anlayamadım da bazı arkadaşlar öyle bir açıklama yapıyorsunuz ki misal o diyorum tamam bir bende var herhalde ki bu horozda. Bazı arkadaşlar da geliyor, ağabeylerimiz bu işten anlayan arkadaşlar da bir yorum yapıyor. Ya diyorum bizimkisi horoz değilmiş. Ya bir türlü çözemedim ben bu işi arkadaş, bu işe artık nokta koymamız lazım. Bana şunu söyleyin arkadaşlar, bakın ikilemler bitmeyecek biliyorum tartışmalar. Lütfen şunu da açıklayalım, gerçekçi olalım. Damızlık olarak kullanamayacaksam hiç beni zorlamayın. Direkt ben başka damızlık bakayım. Yoksa böyle ömür boyu böyle bir süreli her gün her videoda tartışacağız. Yani babam şu an zor tutuyor. Babam ben tutamıyorsa satacak bu horozu. Satacak diye yerine daha iyisini yatıralım. Karar sizin. Bismillahirrahmanirrahim. Burayı da bir sulayalım. Hemen abi arpa buğday dedik ya. Bilmiyorum. Evde babamın anneme dedim, dedi ki babam onu boşuna ekersin oğlum dedi. Şeyler, fareler hep götürür dedi. Yani ben daha bir şey demedim, o da mantıklı. Fareler çünkü gidiyor içeri. Bir sürü de yuva da var içeride de bilmiyorum yani. Herhalde mantıklı gibi.
Bir toprağı açarlar alırlar, hiç işe yaramaz, hiç çaktırma. Buğdaya falan, arpaya falan fare kolay geliyor yani. İşte yonca tohumu, bu serptiğimiz çim tohumları falan çok dikkat çekici değil ama onların kokusu çekiyormuş fareleri. Dedi çekerse yerler tohumları, boşuna emek vermiş oluruz. Hiç yapmayalım dedim, tamam o zaman. Dedim abim de onu da söyledim. Buğdaya ekmedik ama yonca ve normal çim tohumu ektik. Umarım yeşerirler. Umarım çıktıkları günü görürüz. Çünkü şu an emek veriyorum. Ne iyi olacak ey bura. Tam bir botanik bahçe yapacağız burayı sizde. Ondan sonra da bıldırcınları içine doldurup keyif ettireceğiz. Güzel olacak. Oh, bir de su içerim şu. Oh. Bahçanın suyunu içmeyi çok severim. Ya kapıda ne indirsiniz uşak? Bunda da yeni peydahlanmış. Bir horoz, bir tavuk var. Fiziko tavuğuna benziyor. Ya arkadaş ya. Nice. Şimdi yine konuşuyorum, tamam mı? Neyse yumurta kapını bulamadım. Harikayumurta.com ve kümesim.com adresler. İkisi de bizim web sitelerimiz arkadaşlar. Çok emek vererek yaptığımız siteler. Yani hepinizi bekliyoruz. Kümessim'e en azından üye olmanızı bekliyoruz. Çünkü Kümessim'de bir çekiliş yapacağım ve oradaki üyelere özel olacak. Şimdiden haberiniz olsun. Harikayumurta.com adresinden de girip karışık sürü yumurtalarımızı ve kuluçkalık yumurtalarımızı alabilirsiniz. Her zaman unutuyorum açıklama kısmına bırakmayı. İnşallah bugün unutmam. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, çok tatlı bir yumurta lan. Sevesim geldi lan bu yumurtayı. Sevesim geldi. Bunun güzelliğine bak, pürüzsüz ya. Öpün mü lan bir tane lan. Neyse. Mikrop kaparım. Zaten oy maşallah maşallah. Rabbim hayırlara vesile eylesin. İnşallah o içeri bir tane tavuk yap. Tokyo yumurta mı salıyorsun sen? Sal kızım sal. Dokunmuyorum ki ama Tokyo senin yumurtalarına. Şunları alıp gideceğim. Yumurta biriktirelim ki. Tokyo. O sahte yumurta mı bu? Çok gerçekçi duruyor ya. Tokyo yanlış yere yumurta salıyorum bu arada. Hay maşallah içeriye bak. Dibe nasıl yumurta salmışsınız öyle? Çok dibe salmışlar yalnız. Mavi yumurta çok fazla. Bak brakel yumurtası da var. Şu brakel. Biraz daha bereketimiz artarsa var ya, tamam o iş. Çok hayvan var. Yumurta şu an az arkadaşlar ya. Hadi bakayım. Oo, demek ki soluklara geçtiler. Ağırlıkta yeşil yumurta almam çok iyi. Kafamda maran var. Bu arada söyleyeyim, yeni cinsler içerisinde yumurta olarak maran tavuğunun yumurtalar biliyorsunuz çikolata gibi. Çok değişik yani, insanı bir cezbetmiyor değil. Tavukları çok güzel, süslü değil ama yumurtalar çok iyi. Millet niye toplandınız yine başıma? Hepsi toplanmış başıma. Hele şuraların halına bakın. Ben burayı ne kadar yükselttim, çamurundan sıvadım yani ki eşinmesinler diye her yere eşti tavuklar arkadaşlar. Sen yumurta mı salacaksın? Gargamel. Gargamel bizi göremiyor mu? Gargamel düştü. Tamam gidiyor. Gidiyorum, tamam ben aldım, gidiyorum yumurtaları. Geldi gargama. Bereketli olsun. Dediğim gibi web sitelerimizi ziyaret edin. Böyle karışık sürü yumurtalarımız, kendi kümesimizdeki cinsler. Onların hepsini harikayumurta.com'a koyacağım. Haberiniz olsun. Oradan bakabilirsiniz. Şu an serema var, işte karışık sürü var. Falan. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Arkadaşlar bugün cuma. Herkese hayırlı cumalar öncelikle. Diğer yandan bugün kümesten ne yapamadık? Kekiklerin yuvasının önünü yapamadık. Onun için sizden yardım istiyorum. Sonra gerze konusunda gerçekten de bayağı bir babamla artist konusunda ikileme düştük. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. O konuda yardım istiyorum. Ya bu horozluk bir şey yok da şu siyah tavuğa üzülürüm yani.
Sizine bağırdım. Sen atak sıkırması. Hmm, ilk defa gördüm böyle bir tavuk. Bunu da yeni görüyorum ha. Atak sıkırması. Sen nasıl çıktıysan yine gir içeri, haydi. Çık oradan. Ahırlı bu, ahırlı. Ahırlı. Ahırlı, tamam. Atlarsın. Bu an bir içeri resmi de burada bir tane var orada. Ha bu gitmiş, güzel. Evet arkadaşlar. 2 gün evvel bir video çekmiştim. İşte kümes inerken kedimle, köpeğimle bir sevgi pıtıcığına düştük. Bayağı mıncıkladım hayvanları, işte sevdim falan. Ondan sonra yorumları gördüm. Herkes bir yandan. Abi hep böyle ol, hep böyle videolar çek. Yani seven var ama sevmeyen de çok. Çözemedim. O yüzden ben de artık saldım biraz. Her zaman olmuyor zaten, duygusal hallerim bazen değişiyor. Bugün misal çok fazla modumda değilim. Şimdi modumda şey, gerçi bizim modumuz doğal. Neyse dur bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yolu da yaptılar. Tekrar gelin şuradan geçelim de. Yola asfalt da atıldı, onu da göstereceğim. Bak güzel oldu. Allah, silindir miymiş? Silindir buradan inemezse çıkamaz silindir buradan insan. Ama iyi olmuş. Ne kızak kayılır ha. Kar yağında oradan bir su dökeceksin. Sabah buradan pat. Tavana vururuk herhalde. Yok yok, hele bir şey etmiyorsak. Ama çok iyi abi, tam kayılacak, ciddi söylüyorum. Çok eskiden buralarda tandırlar varmış. Dedem buraya geldiği zaman şu diplerde. Şimdi herkes şey kafasındadır. Eski tandır. Yok bir şey yok arkadaş, hiç boşuna şey etmeyin. Aklınıza gelmez. Hele zulam bula mümkün değil. Buradan çok adam geçti. Kimse bir şey bulamadı buralarda. Buradan çıkalım, burayı bayağı yükseltmişler bu arada. Bayağı doldurdular. Yani seviye artmış. Yerden yükseklik de artmış. Da iyi oldu ya. Çok sağlam yapmışlar yolu. Siyah asfaltımız atıldı da daha bitiremediler. Bitmez bu yol ya. Bak sana. Asfalt atıldı. Öbür taraf halen daha boş. Daha bir de karşı tarafı yapacaklar. Epey işler var. Evimizin önünde yaş. Öyle değil mi? Babam neresi? Olmayacağım diyeceğim hadi. Neresi bu? Sağ ol oğlum. Sen neresin? Babı diye gelmiş. Dolmuş. Geldi. Var mı o şeyleri? Sahiplendir yersin. Cüce koşun, cüce tavşanları. Tavşanları? Ha tamam. Zaten ha şeydir. Olur. Ne yapıyorsun kıcım? Kıcım ne yapıyorsun ofisinin önünde, ne yapıyorsun? Girin içeri. Valla. Burada ofis. Çelişimiz. Her yerde hayvanlarımız var. Çeçirem ama sizi. Girme içeri. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamünaleyküm. Dün ona tavuk bırakmıştım. Nugget. Ben yemedim dedin, şu o yesin. Dur. Çay. Nasıl bir psikopatsın? Yesene kızım. Baba sana çim tavuk verecek. Evet arkadaşlar. Bugün de videomuzun sonuna, ofiste gelelim dedim. Ofise geldim. Bugün cuma, hayırlı cuma tekrardan.
İyi ben demiştim. Çalışmaya devam ediyoruz. Uğraşıyoruz, didiniyoruz. Yani aramıza yeni katılan arkadaşlar tabi bilmiyor ofisi. Durumu, vaziyeti. Burası benim çalıştığım alan değerli arkadaşlar. Şu an benim müminim ve bilgisayarım açık. Render alır. Burası benim bilgisayarım. Bu ekip arkadaşımın bilgisayarı. Burası bizim yaptığım alan. Şurası kırtasiye bölümü, muhasebe ve kırtasiye bölümü. Burası YouTube arka planımız. Plaketimiz. Okuduğum kitaplar. Okumaya başlayacağım kitaplar. Burası aldığımız ekipmanlar. Ekran kartıdır. Kameralardır. Her şey burada. Post makinem bile var. Şöyle altta da şeylerimiz var. Bunlar aldığım sertifikalar. O kaç tane sertifikam var. Bak bak. Şöyle. Bir sürü sertifikam var arkadaşlar. Bir şey yerimler yaramırlar. Hiç. İhtiyacım olmadı halinde aldım ama. Bu da süs tavukları için işte şey bahçe hayvanları için. İstesen pet shop da açabiliyorum şu belgeyle. Bunu da almıştık. Kaç tane de alalım. Neyse boş ver. Tamam. Vay be, zaman çok hızlı geçiyor ya. Hayat. Yastığı var sana ya. Harikalar diyarı. Ulan. Ana çektik. Şu gemide takipçi bir babaannem vardı benim. O göndermişti. Bilmiyorum şu an halen duruyor mu? Biraz rahatsızdı o zamanlar. Teşekkür ediyorum tekrardan. Onu gördükçe onu hatırlıyorum. Sağ olsun. Şu kumparam var bir tane. O da çok tatlı. Bu da sponsor gelmişti bana. Tanıtımını yapmıştım. Halen kullanıyorum. İçine para attırıyorum. Şuradan atılıyor para. Çok hoş bir kumpara. Aha başka da bir şey yok. Ama ne babam aldı. Evet. Her gün geliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bismillah. Diyeyim ben de açayım. İnsanımla artık çalışmaya başlayalım. Size render yapacağız. Edit yapacağız. Başka işlerle uğraşıyorum. Başarmaya çalışıyorum. Hayırlısı. Her gün 19.00'da sizinden biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Merak ettiğiniz bir şey de varsa aşağı yorumlayabilirsiniz.